TRT Türk ekranlarından herkese merhaba. Haftanın son günü rehberde Mevlana'ya yer vereceğiz. Mevlana'nın öğretileri terapide kullanılabilir mi? Bunu Doktor Faik Özdengür'le konuşacağız. Bugün ayrıca Avusturya'dan Hattat Zehra Elibol'la sanatın iyileştirici gücüne de değineceğiz. Siz de bize merak ettiklerinizi +90 553 038 99 48 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz Faik Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin aslında günümüzdeki tabiriyle marka ismini konuşacağız. Mevlana, Celaleddin Rumi bizim bugünkü konumuz olacak. Büyük bir İslam alimi. Şimdi seyircilerimiz merak ediyorlardır. Hem şunu konuşalım. Mevlana kimdir? Nasıl birisidir? Ve ayrıca Mevlana ismi nereden gelmiştir? Onun gerçek ismi Mevlana mıdır yoksa biz onu öyle mi tanıyoruz? Teşekkür ederim. Bu yıl zaten 2023 yılı Mevlana yılı ilan edildi biliyorsunuz ve ülkemizde de bununla ilgili çok çeşitli programlar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bizim de yine benzer projelerimiz var. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gerçekten de bizim kültürümüze, medeniyetimize damga vurmuş. 13. yüzyılda yaşamış. Düşünce insanı, medeniyet kurucusu, mutasavvıf. Evet. Ama en önemlisi de bir yol gösterici. Mesela Yahya Kemal'e sormuşlar, Osmanlı nasıl oldu da 600 yıl bu kadar egemen olabildi? Yani dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. O demiş ki, Osmanlı iki şey yaptı. Bir mesnevi okudu, ikincisi de pilav yedi. Evet. Şimdi sadece o değil, mesela Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın deyimiyle Osmanlı iki anneden süt emmiş derler. Birisi İbn Arabi, diğerisi Mevlana Celaleddin Rumi. Gerçekten de önceki medeniyetimizde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri çok önemsenmiş. Mesela ilkokullardan itibaren Mesnevi hep okutulmuş. Bostan ve Gülistan, sonra Sa'di Şirazi'nin hep okutulmuş. Ve bizim medeniyetimizin aslında kurucu ögelerinden birisi olmuş. Şimdi doğduğu yer açısından baktığınız zaman 13. yüzyıl, işte 1207 yılları bugünkü Afganistan sınırları içinde Belçehir'inde dünyaya geliyor Mevlana Hazretleri. Şimdi tabii 5-6 yaşlarında bir çocuk ve bir anda babası diyor ki hadi gidiyoruz. İşte belki sokakta arkadaşlarıyla oynuyor, belki oyuncaklarıyla oynuyor, bilmiyoruz. Ve yaklaşık 10 yıl süren bir yolculuk ve o yolculuğun sonunda işte o gün Selçukluların olduğu Konya'ya geliyor en son. Tabii birçok yer dolaştıktan sonra. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin hani ismi nereden geliyor, neden Mevlana meşhur oldu? Eflaki dedi. Hazreti Mevlana'nın dönemini yaklaşık 50-60 yıl sonra Menakıbül Arif'in, yani Ariflerin Menkıbeleri isimli bir eserde topladı. O döneme ait anekdotları, ne yediler, ne içtiler, nereye gittiler, ne yaşadılar, bunların toplandığı bir kitap Ariflerin Menkıbeleri. Orada diyor ki üç şey Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden sonra sadece ona ait olarak kaldı. Mevlana sadece aslında ona verilmiş bir isim değil. O dönemde birçok insana da Mevlana deniyordu. Mevlana yani o bir yüceltme lakabıdır. Efendimiz demektir. Fakat daha sonra sadece ona ait olarak kalmış. Mesela sadece o değil, Mesnevi. Mesnevi de denince sadece o aklımıza geliyor. Evet. Halbuki Mesnevi yazan birçok yazar olmuş. Evet, aslında bir edebi türden bahsediyoruz. Tür tabii. İki dize. Evet. İki dizenin bir araya gelmesiyle oluşturulan yazma biçimine biz Mesnevi diyoruz. Normalde Mesnevi'nin asıl adı Hüsamename'dir. Hüsamettin Çelebi yazdığı için. Melanesleri ilk 18 beyti kendisi yazdı. Geri kalan işte yaklaşık 26 bin beyti o söyledi. Hüsamettin Çelebi yazdı. O da uzun süre aldı tabii yazımı. Bir de türbe kavramı, mesela Konyalılar da bilirler, işte türbe önü vesaire filan. Türbe kavramı da Mevlana Hazretleri'ne ait. Bu üç şey ondan sonra
sadece ona ait olarak tescillenmiş adeta. Bu yüzden biz ona Mevlana deyince o aklımıza geliyor. Ama tabii yurt dışında, dünyada da çok ünlü Mevlana'sıları. Evet. Rumi olarak tanımlanıyor. Rumi de Konya'nın ya da o dönem Selçukluların yaşadığı yerin Roma toprakları olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Araplarda o harfi olmadığı için Arapça işte Romalı anlamında Rumi tabir ediliyor. Yurt dışında mesela özellikle 97'lerden sonra mesela yapılmış yayınlara ya da işte gazetelere bakarsanız 2007 yılı da UNICEF Mevlana yılı ilan etmişti. Amerika'da İncil'den sonra en çok okunan şair diye haberler çıktı. Mesela New York'ta işte yoga yapanlar, meditatif eylemler yapanlar onun şiirleriyle bunları yaptılar. Evet. İşte yine o döneme ait Amerika gazetelerinde insanlar trafikte Rumi'yi dinliyorlar. Hep böyle haberler çıkmaya başladı. Daha doğrusu yani işin biraz üzücü tarafı da o. Biz de onlardan sonra daha çok ilgilenmeye başladık değil aslında. Mi? Yani bizim aslında kendi ismimiz bize yurt dışından gelmiş geldi. Oldu. Değil evet, mi? Bizde böyle bir şey var maalesef. Birilerinin kıymetini zor anlıyoruz. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyoruz ki zamanın ruhu o dönemde yaşayan insanlara da sirayet ediyor. Şimdi Mevlana ile ilgili konuşacak olursak onun ailesi nasıldı, yaşadığı ortam nasıldı? Biraz bununla ilgili bilgi verelim mi? Tabii. Şimdi o dönem 13. yüzyıl aslında İslam bilim tarihinin zirvesi. Birçok batılı hatta İslam biliminin 13. yüzyıldan sonra durakladığını söyler. Hı hı. Ki bu gerçek değildir ama böyle iddia ederler. Bir de tabii onun yaşadığı yer o zaman Harizmşahlar dediğimiz ve birçok o döneme ait çok ünlü alimin yetiştiği Maveraünnehir. Evet. İşte biraz daha bu tarafında Horasan. Gerçekten böyle çok yüksek düzeyde ulemanın yetiştiği Fahrettin Razi de Hazreti Mevlana'nın babasıyla aynı dönem. Mevlana'sıların hem anne hem de babaanne tarafından sarayla alakası var. Hı-hı. Yani Harizmşahlar sarayından yani öyle bir tarafı da var. Babası zaten Sultanül Ulema ismiyle anılan Bahattin Veled. O da o dönemin çok ünlü ulemasından. Şimdi o topraklardan peki neden ayrıldılar? Birkaç tane şey var. Bununla ilgili rivayet var. Bir, o dönemde işte tasavvufa karşı işte Fahrettin Razi vesaire gibilerin işte dedikoduları olabileceği söyleniyor ama daha genel bir anlatımla Moğollar istila ediyorlar. Moğolların bunda etkisi büyük olmuş olabilir. Çünkü gerçekten de eğer 13. yüzyıl bizim bilim tarihimiz açısından çok mesela yukarıda bir şeyse bunu bitiren tabii Moğollar oldu. Değil mi? Yani Konya'ya kadar geldiler ve bütün kütüphaneleri talan ettiler. Yani şu anda bir deprem yaşıyoruz. Onun yaptığı o yıkıcı işte 9-10 büyüklüğünde deprem her tarafı yakıp yıktılar. Evet. Nehirler insan kanıyla ve kitap mürekkepleriyle hep aktı. Evet. Ve o dönemde aslında oradan gelen birçok alim de önce Bağdat'a sonra Konya'ya geldiler. Sığınmış oldular yani tabii, bir yandan. Yani ailesi de yine Bahattin Veled yani soylu bir aile. Burada belki şöyle düşünülebilir Mevlana'sıları ile ilgili. Belki onu üç döneme ayrılabilir. Yani bir babasının onu yetiştirdiği, babasıyla kaldığı belli bir dönem. Hı hı. İşte 18 yaşında Karaman'a geldi. Orada evlendi mesela. 18 yaşında oradaydı. Daha sonra aile Konya'ya geldi. Yaklaşık bir 2 yıl sonra falan babası vefat edince Hazreti Mevlana onun yerine aslında bir fetva verici makamda olmuş oldu. Hı hı. Ondan sonra Seyit Burhanettin dönemi var. Babasının talebesiydi Seyit Burhanettin Tirmizi. O Tirmiz'den geldi ve dedi ki madem babanın yerine geçeceksin o zaman biraz daha eğitilmesi gerektiğini söyledi. Şam'a gitti, Halep'e gitti. Yeniden bir takım hem pozitif ilimlerle meşgul oldu. Bir yandan da çile çıkardı. Mesela şimdi Mevlevi dedeleri vardır biliyorsunuz. Hı hı. Mevlevi hastanelerinde 1001 günlük çile çıkarırlar. Evet.
Aslında o bin bir gün Hazreti Mevla'nın hayatında girdiği halvet sayısıdır. Yani çıkardığı çile sayısından oluşmuştur o bin bir gün ve 18 ayrı dereceden geçerler onlar. Hı hı. İşte Seyyid Burhanettin Tirmizi geldikten sonra mesela bir 40 gün halvete girdi Hazreti Mevla'na. Kapısını kapadı, dışını çamurla sıvadı. Geldi baktı 40 gün sonunda Hazreti Mevla'na böyle karışmış ve derin bir şaşkınlık içinde gördü yüzünü. Yetmez dedi. Bir 40 gün daha yine kaldı halvette. Geldi onu ağlar buldu. Bu da yetmez dedi. Sonra bir 40 gün daha geldiğinde onu gülümser buldu. Tamam dedi, bundan sonra artık sen de irşat görevini yapabilirsin. Seyyid Burhanettin daha sonra Kayseri'ye gitti, orada vefat etti. Bu ikinci dönemi, üçüncü dönemi de Şems'le karşılaştı. Ve ondan sonra belki hayatında böyle üç dönem sayılabilir. Hı hı. Ailenin kendisi de zaten böyle takdir gören, ilimli, işte mücehhez olmuş bir aile. Ama tabii belki onun hayatında bu üç dönemin arasında o işte Karaman'a gelinceye kadar ki yapılan yolculuğunda tabii önemi çok büyük Hazreti Mevla'nın. Siz önemli isimleri, hayatındaki isimleri saydınız. Bazı olaylar da var. Mesela göç etmesi, Anadolu'ya yerleşmesi. Bunun dışında onun hayatına şekil veren başka olaylar ve başka isimler de var mı? Sadece bunları söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle, yolda karşılaştıkları var. Mesela Feridüddin Attar'la karşılaştı yolda. Bir rivayete göre İbn Arabi ile de görüştüğü ailenin söyleniyor. Önce işte Nişabur'a geldiler. Feridüddin Attar ona esrarnamesini hediye etti. Sonra İbn Arabi'nin yine haç dönüşünde Şam'da karşılaştıkları ve yani bir okyanusun bir denizin arkasından gittiğini görüyorum dediği rivayet ediliyor. Bütün bunlar sonra babasının onun üzerindeki etkisi ve babasının Marif isimli eseri çok etkiliydi. Babasının çünkü konuşmaları derlenip toplanıp Marif diye bir eser oluşturulmuştu. Evet. O da daha yeni Türkçe'ye çevrildi. Daha Türkçesi de yoktu aslında onun. Bütün bunlar ama bizzat yolculuğun kendisi. Yani o yolculuğun kendisi asıl yetiştirici olan. Zaten bakarsanız biz hayatı zaten bir yolcu gibi yaşıyoruz. Ama işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicret etmek durumunda kalmıştı. Evet. Yani neticede insanların, daha doğrusu bizim bugün hatırladığımız insanların çoğunun yolculuk yapmış olduğunu görüyoruz. Evet, ve bir yerden ayrılmak var aslında. Evet. Mevlana için ayrılmak önemli. Önemli bir kavram. O nasıl düşünüyor ayrılmayı? Nasıl tanımlamış şimdi biz, eserlerinde? Biz neden aslında Mevlana'yı okuyoruz? Yani şimdi ben kendi kişisel hayatımda diyelim zaten psikoterapiyle ilgileniyordum. Hı hı. Yani zaten bir tıp doktoruyum. Ama bu benim için tabii bu da aslında hani bir kaderin yönlendirmesi diyeyim. 2000'li yıllarda biz 8-10 arkadaş işte Konya'da Fars dilinde bir hocamız vardı, Yakup Hoca. Onun eşliğinde biz Mesnevi okumaya başladık. Yani ondan önce bizim Mevlana Hazretleri ile ilgili bilgimiz işte Aralık ayında yapılan işte Sema Hazretleri'nin seması, yani başka da bir şey bilmiyorduk işin doğrusu. Tabii Mesnevi'yi okumaya başladıktan sonra bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü zaten birçok psikoterapi kuramı ile ilgileniyordum ama Mesnevi'nin başlı başına bütün bunları topladığını, birleştirdiğini, bize rahatlıkla rehberlik yapabileceğini, ki bu programın adı da rehber. Evet, yani, çok uygun düştü. Bence de çok uygun. Mevlana Hazretleri gerçek bir kılavuz ve rehber olabilir ki bunu gördüm ve zaten o ilk heyecanla bir bununla ilgili bir kitap yazmıştım. Rumi Aşkın Terapi diye. Evet, birazdan o kitabı da açacağız. Yani daha sonra işte onun arkası geldi. Şimdi biz aslında neyi merak ediyoruz? Yani normalde psikolojide de merak edilen şey bu. İnsanı ne daraltıyor ne bunaltıyor. Yani insanın, sıkıntılı insanın sıkıntı içinde olmasının arkasındaki sebepler ne? Evet. Bunları dört ana grupta toplamışlar. Bizim sıkıntılarımız, problemlerimiz ya impulsiftir, dürtü kaynaklıdır. Yani bir dürtümüz hedefine ulaşmadığı zaman biz daralırız. Mesela acıkırız. Eğer o dürtümüz, acıkma dürtümüz yemeğe ulaşamazsa, tamam, bu bizi daraltır. Ya da cinsellik, ya da
işte mal, mülk, her neyse. Yani ya da birine çok öfkeleniriz, intikam almak isteriz. Dürtü hedefe ulaşmazsa bu bizi daraltır. Birincisi bu. Bir diğeri de vicdan azabı. Genelde bizim uğraştığımız şeyler, pişmanlıklar, vicdan azabı vesaire. Bir diğeri başımıza bir şey gelecek endişesi ya da cezalandırılma. Hiç olmamış bir şey duyulan korkusu. Endişe. Bir de dördüncüsü de separasyon, yani ayrılık. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki bütün bunların içinde en temeli ayrılıktır. Bunu sadece aslında o söylemiyor. Normalde daha doğrusu o çok daha önceleri söylüyor. Ama ondan sonra da bizim alanımızdaki birçok bilim adamı da hayatın aslında bir yas reaksiyonu olduğunu söylüyor. Çünkü hiçbir çocuk anne karnından isteyerek gelmiyor. Evet. Zorla çekilip anlıyor. Bu mesela Otto Rank'ın Avusturyalı böyle bir kitabı var, Doğum Travması diye. Diyor ki biz hayata bir şeyden ayrılarak ve atılarak başlıyoruz. Evet. Bu çok ciddi İkinci bir travma. Sonra sürekli bir şeylerden ayrılıyoruz. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki siz insan olarak kendinizi anlamak istiyorsanız ya da ne olup bitiyor bunun farkına varmak istiyorsanız o zaman ben size hayatı, yaşadığınız yeri, olan biteni bir anlatayım diyor. Tabii Mesnevi'nin yazılma hikayesi de şöyle. Artık Şems gitmişti. Şems'ten sonra Hazreti Mevlana Selahaddin Zerkup'la onun yerini doldurmaya çalıştı. Evet. O hep tabii olumlu düşünen birisi. Yani Hazreti Mevlana'nın öğretilerinde hiç olumsuzluk yok. Tabii ki insanın canı yanar ama mesela diyor ki gül mevsimi geçip de gül bahçesi harap olunca gül kokusunu nereden bulacağız? Gül suyunda. Yani gül yoksa gül suyuyla idare edeceğiz. Güzeli görmek için yöntemler var. Yani Şems yoksa Selahaddin Zerkup'la idare edeceğiz. O da yoksa Hüsamettin Çelebi ondan sonra. Şimdi tabii hayatının artık sonlarına doğru Hüsamettin Çelebi geldi dedi ki biz de hep oturduğumuz zaman başkalarının eserlerini okuyoruz. Artık siz bir şey yazsanız da onu okusak deyince o sarığından ilk 18 beyti çıkardı verdi. Zaten daha önce o 18 beyti kendisi yazmış. O Mesnevi'nin özüdür aslında. Dedi sen yazarsan ben de söylerim dedi ve o şekilde devam etti. O yüzden de Mevlevilikte 18 rakamı hep önemsenmiştir. Önemli. Mesela 18 derecedir çile çıkarmanın şeyleri. İşte 9 yarısı ya da 36 katları vesaire. Şimdi Hazreti Mevlana tabii kendi ben böyle söylüyorum diye başlamadı Mesnevi'ye. Dedi ki Bişnevez ney için hikayet mikunet. Yani dinle neyden bir neyin ağzından dinle. Hikayesi var. Yani her insanın bir hikayesi var. Evet. Yani dinleyecek bir kulak lazım. Dinle. Ve dinlediğin zaman her insan aynı şeyi anlatır. Ayrılıkları anlatır. Evet. Ayrılıklardan şikayet ediyor. Niye neyin ağzından anlatıyor? Çünkü Hazreti Mevlana'ya göre neyin hikayesiyle insanın hikayesi aynı. Aynı. O da keyifli keyifli sazlıkta eşiyle dostuyla bir aradayken biri gelip pat diye onu oradan koparıyor. Evet. Bir anda. Sonra güneşte kurutuyorlar, içini boşaltıyorlar, delikler deliyorlar, yakıyorlar. Yani başına gelmedik kalmıyor. Bambaşka bir şey dönüşmüş oluyor. İnsan da böyle. Yani bütün bu yaşadığım hayat ne diye baktığın zaman başına gelmedik kalmıyor. Ki içim boşalsın diye. İçim boşaldıktan sonra dudağına uygun da bir dudak bulduktan sonra ancak kamil olup söylemeye başlayabilirsin. O yüzden de Hazreti Mevlana diyor ki, Kezneistan tamera bibrident. Ben Neistan'dan ayrıldığımdan beri erkek kadın herkes benim halime ağlıyor. Şimdi Otto Rank diyor ki travma doğumla başlar. Evet. Hazreti Mevlana diyor ki daha da öncesi var. Asıl ayrılık. Konuştuğumuz şeyler bugünlerde bunlar mesela. Tabii. Ailemizin yaşadığı travmalarında mesela bize sirayet ettiğiyle ilgili şu günlerde bilimsel araştırmalar ortaya çıktı diyorlar. Buna dair bir şey mi söylüyor Mevlana? Mevlana'sileri hikayeyi daha da geriye götürüyor. Diyor ki bu hikaye bizim Adem babamızın cennetten ayrılığıyla başladı. Ve biz aslında her ayrılıkta işte Jung'un kolektif bilinç dışı diye bir kavramı var. Sonuçta her ayrılık o asıl şimdi biz hatırlamıyoruz ama bizim ruhumuz hatırlıyor. Evet. Ama biz şu anda ruhumuzun üstü bu bedenle kaplı olduğu için biz
Biz şu anda onu bilmiyoruz. Hı hı. Mesela işte bizi yurt dışından da seyredenler var. Şimdi diyelim Almanya'ya, Fransa'ya bundan 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl önce, hadi bilmiyorum tam 60'larda falan 60 işte ilk gidenler. Yılım geçti. Şimdi onlar gittiler. Onlar geldikleri yeri hatırlıyordu. Evet. Ve bütün yatırımlarını da buraya yapmaya çalıştılar. Ama ikinci nesil, üçüncü nesil hatırlamıyor. Evet, bilmiyor. Şimdi onlara diyorlar ki bak bizim şöyle bir köyümüz var, bizim böyle bir evimiz var. Hiçbir şey ifade etmiyor. İşte Hazreti Mevlana diyor ki arif olanlar, mesela fil gerek ki rüyasında Hindistan'ı görsün diyor. Fil gibi yüksek ruhlar ancak ana vatanı görür. Hı hı. Ana vatanı arifler ya da işte kendini belli oranda geliştirmiş olanlar hatırlıyor. Aslında yaşamak bir bakıma da o ana vatanı tekrar hatırlamak. Çünkü biz yine oraya gideceğiz. Evet, dönüşümüz oraya oluyor. Tabii ki oraya gideceğiz. Şimdi bizim bu yaptığımız iş, mesela Night of Cups diye bir film vardı, o aklıma geldi şimdi. O filmin başında bir hikaye var. Hikayede şöyle söylüyor, diyor ki Hindistan'da bir kral vardı. Oğlunu Mısır'a inci bulsun diye gönderdi. Fakat oğlu orada oyuna, eğlenceye daldı, görevini unuttu. Oğlu babasını ve yapacağı işi unuttu ama babası onu unutmadı. Sürekli onu kim olduğunu hatırlasın diye ona mesaj gönderiyor, elçiler gönderiyor. Aslında bizim de o sıkıntı dediğimiz, problem dediğimiz şeyler, ana vatanı hatırlayalım diye, yani buraya oyuna, eğlenceye, bir şeye dalmayalım diye bize gönderilen mesajlar. Şimdi ayrılık bizim temel problemimizse eğer, evet, o zaman biz ne yapacağız? Hazreti Mevlana diyor ki her insan anlaşılmak ister. Şimdi her insan derdini anlatmak ister. Evet. Diyor ki sine khahe şerha şerha esfirak ta biguyem şerhi derdi iştiyak. Diyor ki ayrılıktan parça parça olmuş bir kalp isterim ki ona şu derdimi bir anlatayım. O da anlatmak istiyor. O zaman biz rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Aslında herkes ayrılıktan muzdarip ve herkes aslında anlaşılmak istiyor. Evet. Ama anlaşılmak ciddi bir lüks. Ve karşıdakini dinlemek gerekiyor aslında. Öyle. Mesnevi'yi de dinle diyerek başlıyor. Evet. Bizim şu an günümüzde yaptığımız sıkıntılardan bir tanesi karşımızdakini dinlememek. Herkes anlaşılmak istediği için öncelikle kendisini anlatmak istiyor. Evet. Karşılıklı bir monoloğa dönüşüyor aslında. Orada iletişim olmuyor. Ben kendi derdimi anlatıyorum. Siz kendinizinkini anlatıyorsunuz. Hiç kimse birbirini dinlemeden geçmiş oluyor aslında. Diyebilir miyiz ki aslında günümüz insanının problemlerinden bir tanesi bu? Şimdi dinlemek zor bir iş. Yani hem sabır ister hem de bir narsistin yapacağı bir şey değil. Yani bizim temel sorunumuz narsizm aslında. Evet. Şimdi bir insan diğerini niye dinlesin? Yani Hazreti Mevlana diyor ki ben böyle hani sadece selam vermek için hani bir menfaati olmadan selam vereni görmedim diyor. Gördüysen sen benden selam söyle diyor. Şimdi çok da gerçekçidir Hazreti Mevlana. Diyor ki İnsanları bir araya, şimdi ilişki nasıl oluşur? İlişki ihtiyaçtan kaynaklanır. Yani bir şeye ihtiyacın olursa birisiyle ilişki kurarsın. Evet. Ama bir kamil birisi olursa, yani işte bu yollardan geçti, çilelerden geçti, bir usta onun elinden tuttu, mesela arif oldu vesaire, işte onlar yapar bu işi aslında. Yani Hazreti Mevlana da onu söylüyor zaten. Ne yap edip böyle birisini bulacak? Yani bir usta bulacaksın. Dünyada ustasız öğrenilmiş hiçbir meslek yoktur diyor. Evet, doğru. Öyle olunca sen şimdi her mesleği bir ustasından öğreniyorsun da bu insan olmak denen bir meslek değil mi? Yani bu da bir ustadan çok öğrenilecek. Çok daha önemli. Bütün hayatımızı etkileyen bir durum tabii. Aslında bu değil mi? Onun için zaten biz hani şimdi şu anda mesnevi okuyoruz. Hatta bu manada çok da kendine güvenir Hazreti Mevlana. Yani bizim o sağlıklı narsizm diyebileceğimiz bir şey, belki öyle söyleyebiliriz. Diyor ki şu rebabın sesi ne söylüyor bilir misin? Arkamdan gel de yolu öğren. Ve benim bu söylediklerimden diyor bir kişi zarar görsün. Yani ben kafir olayım. Yani bu kadar da şey aslında. Yani emin aslında evet, kendinde. Evet, kendini biliyor. Şimdi dinlemek denen şey aslında bir sevgi davranışı.
Yani sevdiğin bir şey dinlersin aslında. Yani şimdi sevmenin tanımını ben de hep arıyorum. Yani önüme gelene de soruyorum. Aslında birçok sevgi tanımı var. Evet. Ama böyle tam da şudur diyeceğim bir sevgi tanımı da işin doğrusu ben henüz bilmiyorum. Ama baktığımız zaman mesela sevmek vakit ayırmayı gerektiriyor, dikkat gerektiriyor, özen gerektiriyor. Çok iddialı bir şey. Yani birini seviyorum demek. Söylemesi iddialı, yapması zor davranışlardan bir tanesi aslında. Çok iddialı bir cümle. Evet. Seviyorum demek. Biz Mevlana'yı konuşmaya başladık ama biraz da psikoterapi kısmını konuşacağız. Onun için de kısa bir aramız varmış. Tamam. Kısa bir aranın ardından Mevlana ve Mesnevi psikoterapide kullanılabilir mi, buna bakacağız. Kısa bir aradan sonra biz buradayız. Stüdyoda doktor öğretim üyesi Faik Özdengül hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Öncesinde Viyana'ya bağlanalım. Viyana'da bizleri Hattat Zehra Elibol bekliyor. Onunla sanata dair konuşacağız. Zehra Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle sanatın iyileştirici gücünden bahsedelim mi? Biz Mevlana'ya konuşmaya başladık. Biraz da sanat bizi iyileştirebilir mi? Bunu konuşalım. Öncelikle merhabalar Viyana'dan. Sanatın iyileştirici gücü tabii ki var. Ben buna gerçekten kesinlikle inanıyorum. Şöyle ki insanın kafasındaki en başta insanın psikosomatik hastalıkların insana gelmesini biraz da önlüyor aslında. Sanatla uğraşan insan kendini sanata konsantre ettiği için bir şekilde sanatına odaklanıyor ve kafasındaki gereksiz vesveselerden, düşüncelerden arınıyor. Bu da sanatın iyileştirici gücünü destekliyor. Evet. Bizim geleneksel sanatlarımızda genellikle terbiye ve arınma metodu olarak kullanıldığını görüyoruz sanatlarımızın. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki şimdi şöyle terbiye denildiği zaman bu göreceli bir kavram. Her kültürde terbiye farklı. Hatta Müslüman kültürlerde bile farklı. Bizim sanatlarımız daha çok Osmanlı'dan miras kaldığı için bir şekilde biz Osmanlı terbiyesini de aslında bu sanatlar vasıtasıyla alıyoruz. Tesip olsun, hat sanatı olsun, minyatür olsun. Özellikle hoca işin ehli ise aynı zamanda öğrenciye manevi anlamda çok şey katıyor. Peki siz bir hattatsınız. Hat sanatının iletişim becerilerini etkilediğinden söz edebilir miyiz? Şimdi hat sanatını ben şimdi Viyana'da aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Evet. Bir de Yunus Emre Kültür Enstitüsü'nde de üniversite öğrencilerine hocalık yapıyorum. Ne güzel. Ve burada gençlerin hat sanatı vasıtasıyla tanıştıklarını, fikir alışverişinde bulunduklarını ve ders yapılan yerde aynı zamanda sohbet ortamı doğuyor. Ve konuşulan konularda yani ıvır zıvır değil, faydalı oluyor. Yani bu bütün kurs öğrencilerinin faydasına olduğunu görüyorum yani. Evet. Şahit oluyorum. Evet. Ve bu da güzel. Siz bir eğitmensiniz. Peki eğitimlerinizde öğrencileriniz üzerindeki etkisi nasıl? Bununla ilgili gözlemleriniz neler? Şimdi hat sanatını öğretirken sadece bu sadece yazmaktan ibaret değil. Evet. Yazdıklarımız ya Kur'an-ı Kerim ayeti ya hadisi şerif ya da özlü sözler oluyor. Hı hı. Tabii insan ayetleri yazdığı zaman bunun manasını da düşünüyor, anlamını düşünüyor. Bir Allah ile, yaratıcı ile bir bağlantı kuruluyor.
ve bu da insana çok şey katıyor. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım programımıza katkınızdan dolayı. Neve Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Selamlar Viyana'ya. İyi günler. Selamlar Viyana'dan. Hattat Zehra Eliboğlu'la geleneksel sanat üzerine konuştuk. İletişim numaralarımızı tekrar hatırlatalım. Sorularınızı +90 553 038 99 48 numaralı telefondan bize iletebilirsiniz. Faik Bey, has sanatıyla ilgili konuştuk, geleneksel sanatla ilgili. Sizin var mı böyle ilgilendiğiniz bir sanat dalı? Şimdi özellikle hani böyle çalıştığım, yani resim kabiliyetim pek yok. Ama müzik kulağım biraz iyi, yani sesimin güzel olduğunu söylüyorlar bazen. Öğrencilik zamanlarında böyle tiyatro eserleri yazıyordum. Onları sahneye koyuyordum, yönetmenlik falan yapıyordum. Yani bu da öğrencilikte kaldı. Yazmak şu anda eğer bir sanat kabul edilirse o iyi geliyor. Yani evet. Yazıyoruz. İçimizi dökmemiz lazım değil mi? Evet. Şimdi biraz şunu konuşalım. Mesnevi diğer kitaplardan biraz daha ayrılıyor bizim için. Onlardan farkı var. Ne gibi farkları var Mesnevi'nin? Şimdi Hazreti Mevlana'nın... 5 tane eseri var. Evet. Mesela Divan-ı Kebir var. 40 bin beyitten oluşuyor ve lirik aşk şiirleri. Şems'in hemen gidişinden sonra aslında derlenip toparlanmış bir eser. Şimdi mektubatı var. Başkalarına yazdığı mektupların toplandığı işte. Sonra Mecalis-i Seba var. Aynı zamanda da kürsüde konuşuyordu Mevlana. Hani 17 yıl Konya'da işte İplikçi Camii, o zaman medreseydi, orada konuştu filan. O 7 meclis dediğimiz o 7 toplantının notları var. Bir de fi-i mafih var. Fi-i mafih de ne varsa içinde. Hani her şey onun içinde demek aslında. Bizim de program ismimizdi daha önce TRT'de. Tabii Mesnevi bunlardan ayrılıyor. Şimdi Mesnevi nasıl bir kitap? Mesnevi genelde hikayelerden oluşmuş. Bütün olarak belki 180'e yakın, hatta toplamında küçüklerle 300'e yakın bir hikaye var. Ve işte tarz olarak Mesnevi tarzında yazılmış bir eser. Şimdi Mesnevi aslında hipnotik bir kitap. Hipnotik kitap ne demek? Şu aslında, siz söylenenlere ilişkin kafanızdan bazı sorular geçerken onları da anlatmaya devam eden bir kitap. Şimdi şu önemli bir soru, yani bunu bugün herkes soruyor. İnsan ikna edilebilir mi? Değil mi? Acaba mesela Sadrettin'in Konevi insanın ikna edilemeyeceğini söylüyor. Şimdi özgür irade gerçekten var mı yok mu? Bunlar hep ta antik çağdan beri konuşulan ama bir türlü de kader mevzusu gibi çözülemeyen şeyler. Eğer insan ikna edilecekse bunun yöntemi ne? Evet. Mesela şimdi birçok marka danışmanı ve bugün bununla ilgili pek çok yayın insanın nasıl ikna edileceği konusunda ya da nasıl o algı yönetimi nasıl oluşur bununla ilgili çalışıyorlar. Bunun aslında verilen cevap çok basit. Onlara hikaye anlatın diyorlar. Bu aslında çok basit, evet. Çok basit, yani bu mu yani insanı ikna? Evet bu. Çünkü kiminle konuşursanız konuşun, hangi konuda konuşursanız konuşun. Psikoterapide de öyle. Biz bir danışanla yan yana geldiğimiz zaman bir konuyu konuşurken en çok uğraştığım şey dirençtir. Hiç kimse zihnini size açmak istemiyor, değil mi? Direnir. Yani çünkü herkes kendi aklına ve kendi birikimine, çünkü birisi ineğe tapıyor, ona inanıyor, yani sen değiştirmez. Şimdi peki o bilinç dışının sürgüsü nasıl açılacak? İşte hikaye bunun yoludur. O yüzden de mesela Jeffrey Zeig var. Der ki hikaye ya da atasözü anlattığınız zaman kimse ona itiraz etmez. Yani şöyle bir atasözü var deyin, kimse itiraz etmiyor. Evet, genel şu geçer orada, derler yani. Nasıl saçma olsun? Sapan şeyler doğrudur. De olabilir, uydurulmuş bir şey de olabilir. Mesela şu konu kitabı deyin, itiraz etmezler. Hikaye direnci kırar. Çünkü hikaye anlatmaya başladığınız zaman, mesela bizzat sizden söz etmiyorum. Orada 100 yıl önce bir masal anlatıyorum. Ha, benimle alakası yok diyor, zihnini bırakıyor insan. Evet, nasıl olsa beni anlatmıyor. Sonra hikaye ilaçlar gibi
acıyı tatlılaştıran bir şey. Tamam mı? Ve bilinç dışına sizin göndereceğiniz şeyleri kolaylaştıran bir şey. Mevlana Hazretleri bunu kendisi de söylüyor Mesnevi'de. Diyor ki benim derdim hikaye anlatmak değil yani. Hı hı. Ama diyor ben buğdayı yani hikmeti direkt ağzına verecek birisini bulamıyorum. Öyle olunca samana karıştırıyorum diyor. Çok zor değil mi? Onu kabullenmek zor. Tabii. O buğday dediğimiz ve, aslında tabii, gerçekler. Yani hiç kimse o gerçekle karşı karşıya gelemez. Öyle olunca da onu işte bir şiirle, işte bir hikaye, bir şeyin arasına bohçalayıp öylece veriyor. Aslında Mesnevi'nin en temel başarılarından birisi bu. Zor konuları kolaylaştırarak anlatıyor. Evet. Şimdi ilk 18 beyitte insanın temel ihtiyacını anlattıktan ve onun ne istediğinden, buna nasıl ulaşacağından söz ettikten sonra 19. beyitte yani Hüsamettin Çelebi ile beraber yazmaya başladıkları zaman bize ilk önce şunu söylüyor. Diyor ki bu yolda yürümek için edineceğin ilk şey özgürlük, hürriyet. Hür olacaksın. Şimdi insan nasıl hür olabilir? Bunun yolu bağlarından kurtulmak. Yani zincirle oralıya buraya bir şeye bağlıyken sen yürüyemezsin. Evet. İyi bizim zincirlerimiz ne? Bizim zincirlerimiz altın hırsı, gümüş hırsı, bizi bu toprağa, bedene bağlayan şeyler. Yeme, içme vesaire. O yüzden diyor ki Hazreti Mevlana, bundan hür olmanın yolu kanaattir. Ne kadar kanaat edersen, ne kadar az şeye ihtiyacın olursa o kadar hızlı yürürsün. Yükün azalır. Günümüz insanının böyle bir şey var aslında değil mi? Biz eşyaya bağımlı olmuşuz. Eşya bizim için varken aslında biz sanki eşya için varız. Hem eşya ama sadece eşya değil. Bizim hırsımız, duygularımız. Evet. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki bize, insan uzaktan bir bayrağa benzer. Herkes uzaktan hoş görünür. Nazlı nazlı böyle sallanır. Problem onun yanına gidince oluyor. Yaklaşınca, o ilişki yakınlaşınca bakıyorsun ki o bayrağın altında binlerce duygu askeri var. Korku, kaygı, endişe vesaire bir sürü. Diyor ki bu askerlerin komuta edilmesi lazım. Yani o koyunların güdülmesi lazım. Duygular koyunlar gibidir. Onu akıl yönetecek. Biz buna psikoterapide duygu düzenleme kapasitesi diyoruz. Yani siz öfkelenebilirsiniz, kaygılanabilirsiniz, endişe edebilirsiniz bu ama... Bu çok sağlıklı bir şey aslında. Ama bunun etkisinde kalırsanız, aklınız devre dışı kalırsa sizinle yaşanmaz. Yani ilişki kurulmaz. Yani Hazreti Mevlana bunu ortalığı tozu dumana katmış bir süvariye benzetiyor. Yani o kadar çok toz duman olmuş ki süvariyi göremiyoruz. Yani aklı görmüyoruz. Değil mi? En önemlisi aslında akıl. Akıl devreye girecek ki o duyguları yönetecek. Yani şu anda çok öfkeli olabilirsin ama bu birini kırmak, incitmek iyi gerektirmez. Yani o duygunu düzenleyebilmelisin. İşte Mesnevi bize belli bir sıralamayla ve bunu hikayelerle örerek, çoğu zaman hikayeleri yarım bırakıp başka bir yere atlayarak, çünkü maksat hikaye değil, evet, size o hikayelerin içinde bilinç dışınıza ulaşılması gereken telkinleri veriyor ve ulaştırıyor. Bu yüzden aslında çok başarılı. Evet. Mesela şimdi bir ayrılık derdiyle dertliyiz. Okey. Dinlenmeye ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. Peki gerçek ne? Bize diyor ki ben herkesle oturdum kalktım diyor Hazreti Mevlana. İyilerle de kötülerle. Herkes kendi zannınca benimle dost oldu. Kendi ihtiyacıyla nedeniyle. Ama kimse içimdeki esrarı araştırmadı. Değil mi? İçine bakmak çok kolay bir şey değil. Bu yüzden de bunun için bir ney bulmalısın diyor. Bir usta bulmalısın. Bir arif, bir kılavuz bulmalısın. Onu Hazreti Mevlana şart koşuyor. Mutlaka o senin perdelerini yırtacak. Yani o senin hür olmanın önündeki engelleri alacak. Evet. Ve normalde bu mümkün böyle birisini bulursan. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ki yaşamak zor. Böyle birisine gittiğin zaman o sana Mecnun'un hikayelerini anlatacak. O kanla dolu yoldan söz edecek. Yaşamak zor diyecek filan. Bunları söyledikten sonra da
diyor ki yani sözü kısa kesmek lazım deyip o ilk 18 beyti bitiriyor. Ondan sonra hür olmak gerektiğinden söz ediyor. O hürlüğü elde ettikten sonra da Hazreti Mevlana bize diyor ki Bişnevey dostan in dostan, yani ey dostlar şu hikayeyi dinleyin. Bu tıpkı bizim halimizdir deyip bir hikayeyle başlıyor aslında Mesnevi. Evet. Ondan sonra da o şekilde devam ediyor. Siz 2005 yılında Mesnevi'den yola çıkarak ilk psikoterapi kitabı olan Rumi ve Aşkın Terapi'yi yazdınız. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Rumi Aşkın Terapi nedir? Mesnevi psikoterapilerde nasıl kullanılır? Ve seyircilerimiz eminim merak ediyorlardır. Biz psikoterapi derken aslında neyi kastediyoruz? Şöyle. Normalde psikoterapi demek yani bir karşılıklı sohbet değil. Yani bunların da faydası olur. Yani sizin ailenizde, akrabanızda aklı eren birisi vardır. Böyle daralıp bunalınca ona giderseniz, o size bazı şeyler söyler. Bu da size çok iyi gelebilir filan. Ama psikoterapi kendi içinde bazı teknikleri barındıran bir yöntem. Yani siz bu aslında duygu düzenleme kapasitesini öğrendiğimiz yeni bir süreç. Şimdi siz şu andaki şu kişiliğinizi nasıl elde ettiniz? Şimdi siz anneden doğdunuz, sizi bir kucağa verdiler. Evet. O çocuk annenin zihnini ödünç alır ve kendi kişiliğini onun üstünden oluşturur. Hiç bilmediğiniz bir şehre gitseniz, sizi ilk karşılayan kimse ona teslim olursunuz. O size der ki bak şurada yemek yenir, burası uygundur. Şuradan ev bulabilirsin, burada insanlar şuna kızar. Buna. Sen o ne derse kabul edersin evet. Çünkü bilmiyorsun. İşte çocuk da o kucağına verilen annenin yönlendirmesiyle bir kişilik oluşturur. Evet. Şimdi bu oluşturduğu kişilik bir şablon gibi her yerde aynı ilişki kurar. O yüzden bir insanın annesiyle kurduğu ilişkiye bakın, onun az çok ne yapacağını tahmin edersiniz. Herkesle aynı kurar çünkü. Peki bu kişi memnun değilse hayatından, ilişkilerinden ne yapacak? Yeni bir anne bulacak, yeni bir model, yeni bir ilişki kurma modeli öğrenecek. Bunu terapistle yapacak. Terapist güçlü, güvenli bir bağ kurabilirse onunla, onu yargılamadan, suçlamadan, olduğu gibi kabul edip sadece dinleyip ara ara yorumlamalar yaparak aslında ona ayna tutar. Yani yaptığı temel iş bu. Evet. Yani terapi bir akıl verme işi değildir. Ayna tutma işidir. Çünkü her insan kendi problemlerini çözebilecek donatıdadır. Şimdi bu manada özellikle işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ekoller oluştu. Siz bir terapiste gideyim, ben bir daraldım, bunaldım, bir yol falan dediğiniz zaman, birine gittiğiniz takdirde bu ya davranışçı bir terapisttir, yani davranışçı yöntemlerle çalışan. Evet. Onlar şöyle yaparlar, size bazı davranışlar önerirler. Yani davranışı değiştirerek sizi değiştirmeyi hedef. Davranışçı bir ekol var. Bir de bugünlerde daha popüler olan bilişsel terapistler var. Bunlar da diyorlar ki yaşadığınız olayların hiçbir önemi yok. Ne yaşarsan yaşa. Evet. İster deprem, ister kaza, ister annen öldü, ister başka bir şey. Olayın kendisi değil de senin onu zihninde nasıl yorumladığın önemli. Biz geçen hafta bunu konuştuk mesela. Stres aslında bizim yaşadıklarımızı beynimizde yorumlama şeklimizin sonucu. Tabii. Yani 5 kişi de aynı olayla karşılaşıyor. Ama 5'i de farklı tepki veriyor. O zaman diyorlar ki bilişsel terapistler, bizim fabrikayı yani ham maddeye bir şey, ham madde herkes de aynı. Onu işleyen fabrikayı düzeltirsek mamuller güzel çıkar. İşte bunun içinde çeşitli akla aykırı inançlar dediğimiz inançları değiştirmeyi hedefliyorlar. Çünkü bir davranışı değiştirmek için o davranışın arkasındaki duyguyu değiştirmen gerekiyor. Evet. O duygunun arkasında bir düşünce var. Onun arkasında da bir inanç var. Şimdi bilişsel olanlar böyle çalışıyor. Dinamik çalışanlar, yani işte Freudian vesaire çalışan, onlar da diyorlar ki aslında çok daha arkada, erken dönemde, gelişimsel süreçte bir takım patolojiler var. Bunları gidip düzeltmek gerekiyor diyorlar. Hı-hı.
Şimdi varoluşçu terapistler var. Onlar da diyorlar ki problem daha da geride. Bazı sorular var. Bunlara cevap bulamazsan olmaz. Ne onlar? Hayatın anlamı. Çok zor. Buna bir cevap bulacaksın. Ölüm, belirsizlik, sorumluluk, özgürlük. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman biz Mesnevi'yi okuyoruz. Bilişsel manada olayları yorumlamamızı sağlayacak çok ciddi inançları biz elde ediyoruz oradan. Evet. Hayata ilişkin. Mesela bize diyor ki Hazreti Mevlana, her şey düşünceden ibarettir. Düşünceni doğrult ve iyi bak diyor. Yani sen düşünceni doğrulttuktan sonra o sana başka türlü görünecek. Mesela düşünceye yönelik böyle çok fazla done var elimizde. Dinamik anlamda bize diyor ki bütün dal ve yapraklar aslında ağacın köküyle alakalı. Kökle ilgilen diyor. Onunla ilgili bizi götürüyor. Sonra hayatın anlamı, ondan sonra ölüm, belirsizlik, bunlarla ilgili bizim zihnimizi tekrar değiştiriyor. Ve bunları hikayeler aracılığıyla yapıyor. Biz hiç fark etmeden evet. Bir bakıyoruz ki ölümle ilgili kanaatimiz değişmiş. Sorumluluk. Mesela Hazreti Mevlana diyor ki 60 yıldır düğüm çözmekle meşgulsün. Yani o lafın gelişi. Yani evet. Hayatının sürekli problem çözmekle uğraşıyorsun. Bir metafor onun için aslında. Diyor ki ya bırak bir iki tanesini sen çöz. Gerisini Allah çöz. Bu çok güzel bir düşünce aslında. Bir de herkesin zaten yapmak istediği. Zaten sen çözemezsin de zaten. Yani diyor ki akıllı çocuk işini babasına yaptırır diyor. Daha büyük bir güç var aslında değil mi? Tabii. Bunu söylemek istediği şey aslında o. Onunla aramızı düzeltiyor. Çünkü gerçekten de bizim kafamızdaki Tanrı mefhumu, yani ben danışanlarla da hep konuşuyorum, karışık. Yani onu sorguladığım zaman nasıl bir Tanrı var kafanda? Kimisininki böyle çok cezalandırıcı, kimisininki hiçbir şeye karışmayan. Bunları nereden öğreniyoruz? Bunları tabii ki ilk Tanrılarımızdan, yani anne babalardan öğreniyoruz. Evet. Ve onların bizde oluşturduğu o kavramı gerçek Tanrı ile karıştırıyoruz. Hazreti Mevlana gerçek Tanrı ile olan tanışıklığımızı değiştiriyor. Orada merhametli, rahatlıkla ona sığınacağımız, problemlerimizi düzelten ve çözen. Cemal sıfatı olan bir varlıktan bahsediyoruz. İkisi de var yani. Evet. Hazreti Mevlana der ki hayat zıtların harmonisidir. Evet. Zıtlıklardan oluşur. Yani öyle birisinin varlığını bilmek bile, mesela Mevlana Hazretleri gibi birinin varlığını bilmek bile bizi çok güvende hissettiriyor. Yani ne zaman istesek. İşte mesela ben şöyle yapıyorum. Mesela grup psikoterapileri yapıyorum bununla ilgili. Mesela iki bölümden oluşuyor çalışmalarım. Birinci bölümde o bildiğiniz televizyonlarda gördüğünüz gibi insanlar kendilerini anlatıyor, duygularını aktarıyor filan. İkinci bölümde de Mesnevi okuyoruz ve o önceki konuşulanlara yönelik yorumlamalar yapıyoruz. Yani bunu uzun süredir böyle hani devam ettiğimiz gruplar var. Çeşitli şehirlerde vardı ama şu anda fiziken gidip gelme imkanı olmayınca daha evet. Çok Konya'da ve İstanbul'da vardı. Bir de online şimdi yapıyoruz. Hatta onunla ilgili bir araştırma da yaptık. Mesela bizim 6 ay gruplara katılanların yalnızlık düzeylerini ölçtük. Depresyon düzeylerini ölçtük evet. Vesaire filan. Oldukça faydalı sonuçlar elde ettik. Zaten Hazreti Mevlana kendisi de söylüyor. Benden sonra diyor size Mesnevi şeyhlik yapacaktır diyor. Evet, onu bıraktım diyor yani. Tabii aslında. Tabii yani. Ya o zaman şey diyebiliyor muyuz? Biz Mesnevi ile iyileşebiliriz psikolojik olarak. O bize fayda sağlayabilir. Bizim depresyon gibi ya da günümüzdeki psikolojik hastalıklarımıza Mesnevi aslında bir nevi ilaç olabilir diyebilir miyiz? Olur tabii. Neden olmasın? Şimdi benim tabii asıl amacım bir şeyi hasta olmadan önce aslında sağlam olmak. Şimdi bir insan psikoterapiye sürecine girdiği zaman en son nereye ulaşacak? Yani Nirvana'ya mı ulaşacak? Ne yapacak? Evet. Aslında en son geleceği yer travmalara karşı dayanıklı hale gelmektir. Hı hı. Yani bir psikoterapi sürecinin amacı sizi dayanıklı yapmaktır. Yani
kaç türlü deprem olursa olsun dayanacak ev olması. Yoksa depremin olmaması değil. Mümkün değil. Öyle zaten. Bir şey mümkün değil. Problemsizlik de mümkün değil yaşadığımız evet. hayatta. Ama sizi dayanıklı hale getirebilir. Yani psikoterapinin aslında şeyi budur, amacı budur. Mesnevi de aslında biz o öğretilerle yoğrularak gelsek, yani o şekilde dayanıklı bir halde devam edip gidebiliriz. Yani fakat şu anda hem dili açısından hem de insanların eskiye göre daha sabırsız olması dolayısıyla evet. tek başına okuması zor Mesnevi. Kolay değil. Evet, bir şerhe ihtiyaç var. Yani açmak lazım onun söylediklerini anlayabilmek için. Yine bir rehbere ihtiyaç var aslında evet. diyebiliriz değil mi? Ben de onu zaten tavsiye ediyorum. Yani böyle hiç olmasa 3-5 kişi, 8-10 kişi bir araya gelerek beraber okunabilirse aslında daha keyifli oluyor. Zaten metaforlarla örülü olduğu için herkesin anladığı da farklı oluyor. Bunu ben hani soruyorlar çünkü bize bunu nasıl okuyalım, ne yapalım filan evet. diye. Onları tavsiye ederim. Zaten ben hani yazdığım kitapları da bunları okumaya hazırlık olsun diye. Zaten o manada yazmıştım. Hani bunu hep sordukları için nasıl başlayalım, ne yapalım evet. diye sordukları için ben öyle tavsiye ediyorum işin doğrusu. Biz yetişkinler Mesnevi'den ve Mevlana'dan faydalanabiliriz ama çocuklarımızı yetiştirirken ya da onların da faydalanması için neler yapabiliriz? Çocuklar Mesnevi'yi anlayabilirler mi? Çocuklar yani bu manada anlatmak şart değil ama Mesnevi'deki hikayeleri çocuklar için yani o hikayeler sadeleştirilebilir. Böyle kitaplar da var. Yani çocuklara Mesnevi'den hikayeler tarzı hep kitaplar var. Şimdi çocuklarla ilgili eğitimde yalnız şunu kaçırmamalıyız bence. Şimdi sahicilik diye bir şey var. Mesela gidiyorlar, ben de duyuyorum yani aileler, okullara, veli toplantılarına işte çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığını artırın diyor orada öğretmenler. Evet. Ne yapalım? İşte evde akşamları bir saat kitap okuyun. Şimdi annenin ya da babanın kitapla alakası yok. Sırf öğretmen dedi diye eline kitap alıp yani çocuk bunları yemez. Evet. Yani sahici olmak lazım. Gerçekten. Okumuyorsan okumuyorsun yani. Yani şimdi sahiciliğin dışına çıktığımız hiçbir şey aslında eğitim değil. Evet, doğru. Şimdi o yüzden de mesela biz bizzat kendimiz bunu eğer yapacaksak, bizzat yaşayacaksak çocuk onu zaten merak eder. Ama çocuklar için çünkü bizim Osmanlılarda da bu Mesnevi çok erken dönemde okutuluyordu. Evet. Yani medreselerde. Tabii tabii böyle o ilk mekteplerde Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ı da hikayelerle örülmüştür. Mesela Feridüddin Attar da benzer bir yazar. Hı hı. Hep Hafız-ı Şirazi'nin divanı mesela. Bunlarla ilgili zaten çocuklara okutula geliyordu. Öyle olunca hem çocuk hem de büyükler zaten bu medeniyetin bir parçası olarak. Çünkü millet demek zaten olaylar karşısında aynı duygu ve aynı davranış, aynı refleksi gösteren insanlar bütünlüğü demek. Öyle olunca siz ortak bir yerden beslenince zaten bir olay karşısında aynı duygulanımlara sahip oluyorsunuz ve aynı refleksleri gösteriyorsunuz. Evet. O yüzden de mesela bu tür hikayeler çocuklara yönelik sadeleştirilerek tabii ki okutulmalı bence de. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaya doyamadık. Ederim. Estağfurullah. Konu Mevlana olunca aslında biz saatlerce konuşabiliriz değil mi? Sağ olun, eksik olmayın. Bugün programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki geldiniz. Ederim. Sağ olun. Bu hafta rehberde Mevlana'nın hayat hikayesini ve öğretilerinin terapide kullanılmasına dair doktor öğretim üyesi Faik Özdengül ile konuştuk. Avusturya Viyana'dan Hattat Zehra Elibol'la sanatın iyileştirici gücüne dair de bilgi aldık. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.